Hiç tarihte görülmemiş. Mart'ın 20'sinde daha 7, eksi 7, 6'yı gördüğü hiç burada görülmemiş yani. Adana'da üretilen tüm ürünlerde neredeyse dondan dolayı bir zarar var. Adana'yı don vurdu. Erkenci buğdaylar kurudu. Buğdaylarda erken çeşitler özellikle en büyük zararı gören onlar oldu. Artık gördüğünüz gibi arka tarafta biçiliyor zaten. Adana'da Mart ayının ortalarında arka arkaya yaşanan zirai donun buğdaya verdiği zarar gün yüzüne çıkmaya başladı. Baktık tane tutmamış. Donun etkisiyle tane tutmayınca ne yapalım dedik, silaja verdik. Zirai donun ardından üretici ürünlerini kurtarmak umuduyla yeniden ilaçlama ve sulama yaptı. Ancak istediği sonucu alamadı. Yaprak gübresidir, mantar ilacıdır. Bir de sulama yaptık. Dedik inşallah düzelir, olmadı. Düzelme de olmadı. Buğdaydan verim alınamayacağı için kimi üretici tarlasını sürdü, kimisi ise silaj yapmak üzere buğdayını biçtirdi. Verdiğim silaj da yani yok parasına, mazot parasına gibi bir şeye verdik. Dönümünü 400'e verdik dedik. Verdiğimiz yerler var, vermediğimiz yerlerde sürüyoruz şu an. Bu sene erkenci buğdayın dönüm maliyeti tarla kirasıyla birlikte 2700 lirayı buldu. 200 dönüm buğday eken çiftçi Ramazan Polat'ın zararı, tarlalarını yemin bir çeşidi olan silaja vermesine rağmen 500 bin lirayı geçiyor. Buranın 1200 liraya kirasını tutmuşuz. 30 kilo buğday tohumu, 25 kilo 20-20 dediğimiz gübre, daban gübresi atmışız. Aşırı yağışlardan dolayı 2 sefer üre, 1 sefer de litrat attık. Bir de ilaçlamaya girdik 2 sefer. Yani 2600-2700 liraya yakın maliyetimiz oldu bugün. Ne kadar zararınız var şu anda? 500-550 milyar. Geçen sene ise buğdayın dönüm maliyeti 1300 ile 1500 lira arasındaydı. İki katından fazla artan girdilerle baş etmeye çalışan üreticiyi bir de don vurunca borçlar da katlandı. Bizim her tarafımız borç. Yani inleden ipliğe kadar şey borç. Gübreci var. Mesela gidiyoruz tarım kredi kooperatifinden alıyoruz. Gidip şeylerden, ilaççılardan. Hepsi veresiye. Sezonluk çalışıyoruz. Sezona da hep vade koyuyorlar. Yani Allah sonumuza el getirsin. Ne kadar borcunuz var şu an? Bu an 700-800 milyar borcum var. Zirai donun tarım sigortası kapsamında olmayışı da üreticiyi mağdur ediyor. Ziraat mühendisi Musa Acar, zirai donun Tarsim kapsamında olması gerektiğini ifade etti. Doğal afet sonuçta, doğal afetlere karşı da sigorta yapılıyorsa bunu da karşılamaları gerekiyor. Üretici hükümetin güvencesini arkasında hissetmek istiyor. Geçen yılda birçok üründen zarar eden çiftçi üretimini yarı yarıya azalttı. Geçen sene mesela 700-800 dönüm mü ekiyorduk? Bu sene 450-500 dönüme düştük. Keşke daha yarısını ekseydik, daha zararımız az olurdu. Yüz binlerce lira zararı olan üreticiler devletten destek bekliyor. İnşallah Yurt Tarım Bakanımız tarımın içinden gelen bir insan. İnşallah o derdimizden o anlar. Ne diyelim?